اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محاجهم دون الحسين عليه السلام. İstanbul stüdyolarımızdan ekran başındaki milyonlarca Ehlibeyt sevdalısını Rabbimizin selat ve selamıyla selamlıyoruz. Tüm güzellikler Rabbim, tüm güzellikler göz bebekleriniz kadar yakın olsun. Tüm kötülükler yıldızlar kadar uzak olsun. Rabbimizin selat ve selamı siz değerli canların üzerine olsun değerli canlar. Tuttuğumuz bu uzun oruçlarda, susuzluğumuzda Kerbela'nın susuzluğunu, açlığımızda Kerbela'nın açlığını hissettiren oruçlar olması, ki öyle olsun, biraz da olsa belki İmam Zaman ağamızın tutmuş olduğu oruca yakınlaşmış olsun. Yani hangi oruç? Yani Kerbela'ya yakışır oruç. Evet değerli canlar, bu gece, bu akşam İmam Hasan-ül Müşteba aleyhisselamın kutlu, bereketli doğum günleri. Bu doğum günü münasebetiyle başta İmam Zaman ağamıza ve tüm müçtehitlerimize, seyit ve seyidelerimize ve tüm ehlibeyt dostlarına bayramlarını tebrik ediyoruz. Bu bayram vesilesiyle, bu bayramın hürmetine de inşallah Rabbimiz İmam-ı Zaman ağamızın zuhurunu acil eylesin, yakınlaştırsın. Tez zamanda inşallah ağamızı getirsin, inşallah ağamızı göndersin. Değerli canlar, tabii ki cumartesi dememe bile gerek yok. Sizler zaten biliyorsunuz. Stüdyo konuğumuz, çok değerli üstadımız, yürüyen kütüphanemiz, başımızın tacı Mehdi Aksu hocamız bizlerle beraberler. İki konu başlığımız var. Bir gün sıcak gündem, yakılan camilerle ilgili konuşacağız. Yani İslam'da kutsal mabetlerin yeri, camilerin yeri, yani Allah'ın evlerinin yeri nedir, bunu konuşacağız. İkinci bölümde de tabii ki az önce söylemiş olduğumuz üzere 12 yıldızın, o 14 masumun yıldızlarından ikinci imamımız İmam Hasan-ül Müşteba aleyhisselamın kutlu, bereketli doğum gününü konuşacağız. Sözü hocamıza vermeden önce çok değerli bir eser daha dünyada bu mektebe kazandırmış olduğu Mehdi Aksu hocamız piyasaya çıkarmış oldular. İslam'da Kadın ve Örnek Kadınlar adı altında çok güzel bir eser var değerli canlar. Ben bunu, bu kitabı nasıl temin edebilirsiniz, hemen onunla ilgili size bilgi vereyim. Kayış'ta İmam Hüseyin Camii'ne irtibat kurabilirseniz oradan, değil mi hocam, oradan kitabımızı isteyebilirler. Eğer talep gelirse özellikle Azerbaycan'a, bu kitaplarımızdan da inşallah Azerbaycan diyarlarına, öz vatanımıza, Azerbaycan'ımıza, can ehlibeyt dostlarını da bu kitaplarımızdan inşallah gönderebiliriz. Burayla da, bununla da ilgili irtibat telefonumuz zaten Zuhur TV ekranlarımızın alt köşesinde sürekli telefonlarımız mevcut, özellikle ikinci bölümde. Oradan da ararsanız, ciddi bir talep gelirse, yani kargo ile gönderilecek kadar bir talep gelirse, İslam'da Kadın ve Örnek Kadınlar kitabımızda inşallah siz değerli canlara ulaştırırız. Ben sevenlerin arasına çok fazla girmiyorum. Seven seyirciler ve sevilen hocamızın arasına çok fazla girmiyorum. Hoş geldiniz hasbihali için. Sözü çok değerli hocamız Mehdi Aksu hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun, söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve sena lillahi rabbil alemin. Bari'il halaike ecmein. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Vel cennetu lil mu'minin ve nâru lil muşrikine vel muanidine vel munafiqin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah khatemin nebiyyin ve ala ahli beytihi t-tayyibin, t-tahirin, el-ma'sumin, el-muntakabin, el-muntajabin ve la'nud daim ala a'daihi mecmein ve munkiri fazailihim ve gâsibi hugugihim min el-an ila kıyami yevmiddin. Öncelikle ekranları başlarında Zuhur TV kameraları aracılığıyla bizleri izlemekte olan aziz mümin ve mümine, bacı kardeşlerimizin cümlesini Yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar, cümlesine Rabbimden sağlık, sıhhat, esenlik diler. Cümlesinin bu mübarek ayda tutmuş oldukları oruçların, kılmış oldukları namazların hak katında kabul görmesini, dualarının müstecab olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim. Ve İmam Hasan-ül Müçteba aleyhi alafu tehiyyeti ve sena hazretlerinin viladet akşamıdır bu akşam. İmam
Hasan aleyhisselamın kutlu viladetinden dolayı başta varlık aleminin devam ve beka sebebi Hüccet İbnül Hasan el-Askeri İmam Mehdi Ecelallahu Teala Ferecehu Şerif Hazretlerine, bütün müştehitlerimize, seyyidlerimize ve ekranları başlarında bizleri izlemekte olan izleyicilerimize ve bütün İmam-ı Hasan aleyhisselam dostlarına tebriklerimizi arz ederiz Eray kardeşim. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de tekrar sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade ederim. Evet Allah değerli hocam, geçen günlerde de sizde Zuhur TV'de yayınlanan haberde de basın açıklamanızda vardı. Oradan da biz 3 kere bu VTR'yi yayınladık, bu haberi de yayınladık. Oradan zaten birçok konuya değindiniz. Yine bu sıcak konuyu konuşalım. İslam dininde mabetlerin yeri, camilerin, kutsal mekanların yeriyle başlayalım isterseniz hocam. Şimdi Eray kardeşim, İslam'da camilerin konumu ile mabetlerin konumu, fazilet noktasında İslam dininde camilerin fazileti ile camilerin dışında diğer efendim milletlerin ibadethaneleri, mabetlerinin fazileti bir değildir. Ancak dokunulmazlık açısından bütün mabetler eşit statüdedir İslam'a göre. Yani İslam dinine göre bütün mabetler dokunulmazdır. Manastır cami gibi dokunulmazdır, dokunamazsın. Havra cami gibi dokunulmazdır. Kilise cami gibi dokunulmazdır. Sinagog cami gibi dokunulmazdır. Neden? Orada bir millet ibadet ediyor. O milletin ibadet şekli sana göre yanlış olsa da, bakın dikkat edin, sana göre yanlış olsa da, o milletin inancı sana göre yanlış olsa da, senin iman getirdiğin Kur'an buyuruyor, onun mabedi dokunulmazdır. Çünkü o onun kutsalıdır. Ben aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu ülkede bakın Allah-u Teala Hristiyan'ın, Yahudi'nin ve diğerlerinin, diğer milletlerin mabetlerinin dokunulmaz olduğunu vurguluyor. Ama bu ülkede La ilahe illallah Muhammed Resulullah söyleyen 20 milyon Alevi canlarımızın mabetleri diğer milletlerin mabetleri gibi görülmüyor ne yazık ki. Oysa Kur'an-ı Kerim bize buyurur ki mabetler dokunulmazdır. Müslüman bu ayetten yola çıkarak diğer milletlerin mabetlerine dokunulmaz gözüyle bakar. Ama Alevi canlarımızın mabetlerine, ibadethanelerine farklı bir gözle, farklı bir muameleyle bakarsa bunun izahının Kur'an'a dayanan bir insan, Kur'an'a inanan bir insan nasıl yapabilir? Nasıl bunun izahını edebilir? Alevi canlarımızın ibadethaneleri dokunulmazdır. Sinagog dokunulmaz olabilmişse, havra dokunulmaz olabiliyorsa, kilise dokunulmaz olabiliyorsa İslam'a göre efendim Alevi kardeşlerimizin mabetleri neden dokunulmaz olmasın? Bu ayrı bir konu. Geleceğiz yavaş yavaş inşallah. Ancak İslam dininde Eray kardeşim camilerin ayrı bir konumu vardır. Mesela ne buyuruyor? El mesacidu lillah. Camiler, mescitler Allah'a aittir. Bu ayete baktığımız zaman bakınız son bir ay içerisinde bu ülkede 2 tane cami yakıldı. Ki medyadan izleyicilerimiz de buna efendim şahit olmuşlardır, duymuşlardır. 2 tane cami yakıldı. Medyanın o kadar hataları var ki bu konuda inşallah programın bu konunun son bölümünde yapılması gerekenler nelerdir onları konuşuruz inşallah diyorum. Bakınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki camiler Allah'a aittir.
Hiç diyor mu camiler Sünnilere aittir? Camiler Şiilere aittir. Hiç böyle bir ayet var mı? Diyor el mesacidu lillah. Caminin mezhebi olmaz. Caminin ırkı olmaz. Caminin efendim ülkesi olmaz. Bura Arapların camisidir. Bura efendim Kürtlerin camisidir. Bura Farsların camisidir. Bura Azerilerin camisidir. Bunlar yanlış söylemlerdir. İslam diğer sinagoglara, kiliselere de saygı duyuyor değil mi tabii hocam? Ki. Yani bırakın camileri. Tabii ki. Diğer kendi görüşü olmayan... Koruma altına almış. Evet. Koruma altına almış. Savaşlarda dahi, sıcak tabii savaşta dahi oralara bomba atılamaz. Eyvallah. Şimdi Kur'an buyuruyor ki el-mesacidu lillah, camiler Allah'a aittir. Bu ayetten yola çıktığımız zaman caminin ırkı olmaz söyledik. Caminin mezhebi de olmaz. Sünnilerin camisi, Şiilerin camisi, Şafiilerin camisi, Hanefilerin camisi, Hanbelilerin camisi, Alevilerin camisi. Hayır, mezhebin camisi olmaz. Çünkü camiler Allah'a aittir. Camilerde ibadet eden farklı mezheplere mensup olan insanlar olabilir. Evet, burası Allah'ın evidir. Allah'ın evi olan burada Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz namaz kılıyor. Burası da Allah'ın evidir. Burada da Allah'a inanan Caferi kardeşlerimiz namaz kılıyor. Bakın, bu söylemlerin sakıncası yok. Ama Caferilerin camisi yakıldı söylemi bölüştürmenin altyapısını oluşturmaktır. Efendim camileri bile mezhepsel bölüştürmenin içine sokup da bölüştürmeye bir adım daha efendim zarar noktasında bölücülüğü ilerletmektir. Biz Hazreti Musa tabiriyle ma berayı vasıl kerden Ahmet'im ney berayı fasıl kerden biz birleştirmek için geldik, bölmek için değil. Biz bu ilkeyle hareket etmeliyiz. Birleştirme ilkesiyle hareket etmeliyiz. Buradan yola çıktığımızda bir, cami Allah'a aittir, caminin mezhebi ırkı olmaz. İki, camileri kim imar eder? Camileri kim tamir eder? Camilerin banileri kimler olur? Kim tamir eder? Kim mimarlığını yapar? Kim cami yapar? Kim cami onarır? Kim camiye sahip çıkar? Kim camiye bakar? Kur'an buyurur innema ya'muru mesacidallah men amena billah. Bir, Allah'ın camilerini Allah'a iman edenler. Vel yevmil ahir. Kıyamet gününe iman edenler ve akamus salat namazı kılanlar ve ataz zekat zekatı verenler ve lem yaghşa illallah ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar. Beş tane sıfat saydı, dikkat ettiniz mi? Allah'a iman, ahirete iman, namaz kılan, zekat veren, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan. Allah'ın evlerini bunlar imar eder, bunlar tamir eder. Bunlar yaparlar. Allah'ın evlerine bunlar sahip çıkarlar. Ayeti duyduk mu? Peki Allah'ın evlerini kimler yakar? Allah'ın evlerini kimler yakar? Allah'ın evlerini bakın ilmi mantıkta mantık ilmini bilenler ne dediğimi iyi anlarlar. Mentuk ile makus ve mefhum kelimeleri var, tabirleri var, kavramları var. Mentuk. Makus, mefhum. Mentuk ağızdan çıkan kelime. Makus, mefhum ağızdan çıkan kelimenin aksi anlamı. Mesela ben size diyorum ki Eray kardeşim eğer yarın 8'de araba bulabilirsem size iftara geleceğim. Bu mentuktur. Bunun anlamı nedir? Yani kesin olmayan olursa. Eyvallah. Araba bulursam bulamasam gelmeyeceğim. Şart eki var o. Allah'ın evlerini Allah'a iman edenler yapar, yakıştırır, sahip çıkar. Kıyamete inananlar yapar. Namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'tan başka kimseden korkmayanlar. Bunun aksi anlamı nedir? Allah'a inanmayan, kıyamete inanmayan, namazı kılmayan, zekatı vermeyen, Allah hariç her şeyden korkanlar Allah'ın evlerini yıkarlar. Dikkat ettik. Yani Esenyurt'ta, İstanbul'da cami yıkanlar Allahu Ekber de dese bunlar Allah'ın Kur'an'ına göre Allah'a inanmayan insanlardır.
Allah'a inanmayan insanlardır. Bazıları diyor ya, ya la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyene biz Müslüman demek zorundayız. Ya tamam da kardeşim, Kur'an'ı yakana ne demek zorundasın? Kur'an'ı yakana ne demek zorundasın? İngiliz Sömürge Bakanlığı tarafından İran'a ve İstanbul'a, Osmanlı'nın içerisine sokulan la ilahe illallah söyleyen bir sürü ajan vardı. Bunlara şimdi Müslüman mı diyelim? Vahabiliği kimler kurdu? İngiliz. Vahabiliği İngilizler kurdu. İngilizler nasıl kurdu? İngiltere'nin Sömürge Bakanlığı'nın Müslümanların içine yerleştirdiği ajanlar. Bu ajanlar la ilahe illallah demeselerdi başarılı olabilirler miydi? Mümkün değil. Şimdi biz bu ajanlara Müslüman mı diyelim? Ya bu kadar kendimizi avutmayalım ya. Hı hı. Bu kadar evet iyimser olmak iyidir. Ama Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki insanlar efendim ortam karıştığı zaman tamamen fazla husnüzan sahibi olmak saflığın neticesidir. Evet. Gerçekten yürekten la ilahe illallah Muhammed Resulullah söyleyen bir insan senin gibi inanmasa bile o adam Müslümandır. Bunda şüphe yok. Ama bir insan yürekten la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor, o Muhammed Resulullah'ın adına yapılan camiyi yakıyor. O Muhammed Resulullah'ın beyan ettiği, o Muhammed Resulullah'a nazil olan, Ramazan ayı içerisinde nazil olan Kur'an'ı yakıyor. Ve o Kur'an'ı Kur'an'ın nazil olduğu ayda yakıyor. Sen buna nasıl Müslüman diyebilirsin ya? Böyle bir Müslüman olabilir mi ya? Allah diyor ki bu Müslüman değil. Ben demiyorum, Mehdi Aksu demiyor. Kur'an diyor bu Müslüman değil. Nasıl diyor? Allah'ın camilerini Allah'a iman edenler imar eder. Bunun tersi nedir? Allah'ın camilerini Allah'a iman etmeyenler yıkar. İmarın tersi yıkmaktır. Hı hı. Allah'ın camilerini kıyamete iman edenler imar eder. Yani kıyamete inanmayan camiyi yıkar. Namaz kılan zekat veren imar eder. Yani namaz kılmayan zekat vermeyen camiyi yıkar. Allah'tan başkasından korkmayan camiyi imar eder. Bunun ters anlamı nedir? Allah'tan başka her şeyden korkan, Allah'tan korkmayan camiyi yıkar. Bu ikinci nokta. Üçüncü nokta Eray kardeşim. Kur'an'a göre en büyük zalim kimdir? En büyük zalim. Bakın. Azerbaycan diyarlarında Ehl-i Beyt'in nefesinin olduğu Azerbaycan'da ve Hacı Bektaş velilerin, Nesimilerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların ayak izlerinin, Abdal Musaların ayak izlerinin ve Ebu Eyyub-i Ensarilerin nefeslerinin, Şehid-i Sanilerin mübarek başlarının olduğu, nefeslerinin olduğu İstanbul'da ve Türkiye'de ne yazık ki en büyük zalimlere aldananlar var. En büyük zalimlere destek olan siyasiler, siyasetçiler var. Bu bazen bu siyasi parti başkanı da olabiliyor. Yer yer görüyoruz. Yer yer bir kurum başkanı olabiliyor. Yer yer bir kanaat önderi olabiliyor. Yer yer bir strateji uzmanı olabiliyor. Yer yer bir akademisyen olabiliyor. Görüyoruz ki en büyük zalime destek olanlar var. Peki bu en büyük zalim kimlerdir? Ekranları başında olan izleyicilerimiz. En büyük zalimleri iyi tanıyın. En büyük zalimlere destek olmayın. En büyük zalimlere aldanmayın. Allahu Teala buyuruyor ki ve men azlamu mimmen mena mesacidallah en yuzkere fiha ismuhu ve sa'a fi kharabiha. Ayetin devamı lahum fid dunya khizyun ve lahum fil ahireti azabun elim. Bakara suresi 114. ayet Eray kardeşim. Buyuruyor ki Allah'ın evlerinde Allah'ın isminin zikredilmesine engel olandan, bakın, Allah'ın isminin zikredilmesine
engel olandan. Bakın. فَمَنْ اَزْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ. Bakın camilerde Allah'ın isminin zikrolmasına engel olandan ve camilerin harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Dikkat ettik mi Aray kardeşim? İki tane burada sıfat var. Bir, Allah'ın evinde Allah'ın adının anılmasına engel olmak. İki, Allah'ın evinin harap olması için çalışmak. Ayet diyor ki bundan daha zalim kim olabilir? Yani en büyük zalim bu işi yapandır. Peki bu en büyük zalimin cezası ne? Buyuruyor ki lehum fid dunya khiz. Onlar dünyada rezil ve rüsvay olacaklar. Allah'ın kuralı budur, kanunu budur, sünnetullah budur. Onlar bu dünyada rezil ve rüsvay olacaklar. Ve lehum fil ahireti azabun alim. Ahirette onların azabı da şiddetli olacak. Dünyada bir azap, ahirette bir azap. Kimlere? En büyük zalimlere. En büyük zalim kimdir? Camilerde Allah'ın isminin anılmasına engel olan, camilerin yıkılması için çalışan. Ben bu ayete baktığım zaman elbette imarın iki versiyonu var ha. Bazen siz bir camiyi süslersiniz, püslersiniz, boyarsınız, fayansı. O her şey on numara. Avizeler her şey güzel, çok güzel. Ama o camiyi yıktığınızın farkına varmazsınız. Nasıl? O camiden gençlere dağıtırsanız, o camiye gençlere efendim yasaklarsanız, ne yapıyorsunuz siz burada, sizin çalışma zamanınız, çıkın gidin. Efendim o camiye, caminin cemaatini dağıtırsanız, caminin içerisindeki din hizmetlerine engel olursanız, manevi ilmi hizmetlerin önüne geçerseniz, o camideki gençleri fişlerseniz, siz de o camiyi harap etmişsiniz demektir. Caminin harap olması şu demek değil ki elinize kazma alıp camiyi yıkın. Evet o da harap etmektir ama az önce söylediğim de harap etmektir. Bakın bu ikisi de harap etmektir. Dolayısıyla konumuz ikincisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki en büyük zalim camileri harap edendir. Şimdi en büyük zalim. Esenyurt'ta bir iki cami yakıldı mı? Evet. Bunlara en büyük adil mi diyelim, en büyük cahil mi diyelim Kur'an'a göre? Kur'an diyor bunlar en büyük zalimlerdir. Peki bu en büyük zalimlere, eğer en büyük zalimler bizim mahallemize gelmişlerse, şehrimize gelmişlerse, ülkemize gelmişlerse ki gelmişler, gelmişler ki cami yakıyorlar. Peki bunlar bu cesareti nereden alıyorlar? Programın son bölümünde bunların aldıkları cesareti, bu cesareti nereden aldıklarını söyleyeceğim. Bu bölümün son bölümünde. Şu anda yavaş yavaş konuyu ilerletiyoruz. Dolayısıyla cami yıkanlar, yakanlar Eray kardeşim en büyük zalimlerdir. En büyük zalimler. Ve ne yazık ki eğer bir insan La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği halde en büyük zalimlere, bakın açık ve net söylüyorum. Camileri yıkanlar, türbeleri yıkanlar, mabetleri yıkanlar, Selefi zihniyettir, Vahabi zihniyettir, Tekvirci zihniyettir. Bakın bu zihniyet. Ehli sünnet cami, ehli sünnetin tarihinde cami yıkma olmamıştır. Evet. Ehli sünnet karşı kendisinden olmayan bir mezhebi kabul etmemiştir. Tarihte bunlar olmuştur. Ama o mezhebin camisini yıkmamıştır. Ehli sünnet tarihinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla bugün Şia'nın tarihinde cami yıkmak yok. Bakın Şia tarihinde cami Alevi canların tarihinde cami yıkmak yok. Dolayısıyla bugün bu İslam coğrafyasında mabetleri yıkanlar, peygamberlerin mezarlarda darmadağın edenler, camileri yıkıp yakanlar, hatta ülkemizde, Türkiye'de, İstanbul'da efendim bir ay içerisinde iki can, bunlar Kur'an'a göre en büyük zalim bunlardır. Bunlar Allah-u Ekber dediyse en büyük zalimdir. Peki sen en büyük zalime bir siyasi aktör olarak nasıl yardım edersin? Veya en büyük zalime nasıl ses çıkarmazsın? Senin o zaman Müslümanlıkla efendim uzaktan yakından alakadarlığını ne derece ölçmek lazım? Yani sana ne derece Müslüman denilmesini istersin? Ne derece Müslüman denilmesini beklersin? En büyük zalime destek olan ne kadar Müslüman olur? Bir insan kendisinin bu dalda eleştirilmemesini istiyorsa zalime destek olmaktan vazgeçecek.
zalime hem de en büyük zalime yandaş olmaktan vazgeçecek. Bakınız. Konu buraya gelmişken şunu arz edeyim. Efendim, Suriye'de veya Mısır'da ve bazı bir takım ülkelerde biz dedelerimizden, ecdatlarımızdan aldığımız terbiye ve ruhtan dolayı komşularımıza yapılan zulümlere seyirci kalamayız diyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Siyasal bir iktidar. Kötü bir söylem mi? Vallahi o söyleme kötü diyen gitsin aklını ve imanını yoklasın. Yani gerçekten başbakanımızın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın bu sözleri çok güzel. Biz zulme seyirci kalamayız. Bu çok güzel bir söz. Ama hangi zulüm? Eğer siz zalimi mazlum gösterirseniz, mazlumu zalim gösterirseniz, bu nasıl bir tepki uyandırır? Nasıl bir tepki uyandırır? Mısır'da Rabia Meydanı'nda öldürülen Esma'ya aylarca televizyonlarda, mitinglerde amblemler yaparak, gözyaşı dökerek, ama kendi ülkende öldürülenlere ses çıkarmazsın. Geçtim kendi ülkeni. Kendi ülkemi geçtim. Sizin tezkerenizle Amerika'nın Johnny'leri gitti bizim Fatmalara, Zehralara, Zeyneplere, Esmalara, Ayşelere efendim tecavüzler ettiler ve Irak'taki bizim kızlarımız adeta o gün yalvarırcasına diyorlardı gelin bizi öldürün. Gelin bizi öldürün Amerika'nın Johnny'lerinin piçlerini karnımızda taşımayalım. Sizin tezkerenizle bunlar gitti orada onları yaptılar. Camilere de girdiler. Camilere ayaklarıyla, ayakkabılarıyla girdiler. Köpekleriyle girdiler. Yine sessiz kaldınız. Keşke siz dedelerinizden aldığınız ruh ve terbiyeden dolayı zulümlere ses çıkarsa, yani konuştuğunuz gibi amelinize de bunu yansıtsaydınız. Sadece bu sözde kalmasaydı. Dönüyorum bu tarafa. Ha şu bulunduğumuz mekanda, şu yakınlarda, Beşiktaş'ta camiye ayakkabıyla girildi diye bir ay televizyonlarda bazı gazeteciler, bazı siyasetçiler, bazı sözde akademisyenler bir ay boyunca, bazı medyalar, medya kuruluşlar bir ay boyunca malzeme yaptılar ki efendim camiye ayakkabıyla girdiler. Hala benim konumu değil, girildi mi girilmedi mi ki caminin imamı diyor ki ayakkabıyla girmediler. O ayrı mesele. Kabul edin ki girdiler. Bir ay bu konuşuldu mu, tartışıldı mı? Konuşuldu, tartışıldı. Peki camiye ayakkabıyla girmek mi büyük bir vahamettir? Camiyi Kur'anlarla beraber yakmak mı büyük bir vahamet ve vahşettir? Hangisi hangisinden büyüktür? Ayakkabıyla girene bir ay sen konuşuyorsun, miting meydanlarında, seçim meydanlarında, gündemde bu konuyu tutuyorsun. Ama senin ülkende güpegündüz bir ay içerisinde iki tane cami yakılıyor. Senden tatmin edici bir yaptırım, tatmin edici bir konuşma ne yazık ki 77 milyon duyamıyor. Hani siz dedelerinizden aldığınız ruh ve terbiyeye göre zalimin karşısındaydınız, zulmün karşısındaydınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sağlık olmayan bedende hayır yoktur. Takvasız ilimde hayır yoktur. Takvasız ilim, alimsin ama takvan yok diyor, sende hayır yoktur. Yaşıyorsun ama sağlıklı değilsin, yatağa bağlısın diyor, o hayatta da hayır yoktur. O yaşamakta da hayır yoktur. Emniyetsiz vatanda hayır yoktur. Vatanını sevmeyen insanın da imanı yoktur. Biz açık ve net söylüyoruz ya, biz vallahi vatanımızı seviyoruz ve vatan sevgimizi birilerine ispat etme gibi bir lüksümüz de yok. Birilerine ispat etme gibi bir zorunluluğumuz da yok. Kimse bu konuda bizi test edemez. Kimse bu konuda bizi imtihan edemez. Bu konuda efendim bizim soğan yememişiz ki ağzımız koksun da kalkıp kendilerimizi birilerine ispat etmeye kalkışalım. Hayır. Ya bizim dedelerimiz bu topraklara gömüldüler. Benim kendi ailemden bir şehit vermişim ben. Bu topraklara gömülmüş dedelerimiz. Bu topraklarda dünyaya geldik. Bu topraklarda yaşayacağız. Bu topraklara gömüleceğiz. Çanakkale'de bizim dedelerimizle yatmaktadır. Kimse bizi vatan sevgisiyle efendim
vatan millet Sakarya edebiyatları yapıp da farklı bir kimlikte göstermeye gayret etmesin. Peki bu ülkede güpegündüz Caferi vatandaşların, Şii vatandaşların ibadet ettiği Allah'ın evi Kur'an'larla beraber yakılıyor. Sen ses çıkarmıyorsun. Öte taraftan da diyorsun ki ben 77 milyona eşitim. Biz öyle bir siyasi düşünceye sahibiz ki Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Alevi, Sünni bizde eşittir. Biz ayrım yapmayız. Diyor, ben en büyük Aleviyim. Ayrım yapmayız diyorsunuz. Bunların hepsi güzel. Dün ben Twitter sayfamda yazdım, Facebook sayfamda yazdım, Facebook sayfamda yazdım. Bunların hepsi güzel. Dün cuma namazında konuştum bunları. Hepsi güzel. Bunları inkar edene Allah lanet etsin. Birliği inkar edene, insanlara eşit statüde bakanlara bakmayı inkar edene, tefrikadan yana olanlara Allah-u Teala bunlara fırsat vermesin. Bakın bunların hepsini kabul ediyoruz. Ama söylem başka, eylem başka olursa işte bu yanlış olan budur. Yanlış olan budur. Emniyet olmayan bir ülke, emniyet olmayan bir ülke. Ya bizim ülke, ya camiler dokunulmazdır. Yani bakın en kutsal, en güvenilir yerler camilerdir. Hı hı. Camiye insan neye gider? Camiye insan ahirete bir şey göndermek için gider. Camiye insan Allah'la konuşmaya gider. Ya bir Müslüman camisinde bile rahat ibadetini yapamıyorsa sen bana hangi asayişten, hangi emniyetten söz edeceksin? Bir insan camisinde rahat ibadet edemiyorsa, istediğin kadar yol yap, altından yollar yap, otobanları halılardan yap. Eğer benim can güvenliğim yoksa, ülkemde emniyet yoksa ben altından olan yolları ne yapacağım? Müsaade buyurun size bir şey anlatayım. Estağfurullah hocam buyurun. İmam Hasan bizi bağışlasın eğer İmam Hasan'a, o kurban olduğum imama, eğer vakit de az kalsa bizi affetsin. Çünkü konu bugün güncel bir konu. Müslümanların yarayan kanası. Bakın İskender, ülkeleri fethede İskender ki sözü açtı beni buraya getirdi. Aslında bunu anlatmayacaktım. Geldi Pekin'in tam önüne. Bakın Çin'e dayandı İskender. Çin'in kralı İskender Pekin'in efendim girişinde, Çin'in başkenti Pekin'in girişinde karargahını kurdu. Çin'in kralı sade bir elbise ile geldi İskender'in çadırının önünde durdu. İskender böyle baktı bu benim efendim, çünkü İskender'in askerlerinin farklı bir siması, fizik yapısı ve elbiseleri var. Diyor Çin'in kralı çadırın önündeyken İskender bunun Çinli olduğunu anladı, sesledi içeri. Sen dedi Çinli misin? Dedi ben Çinliyim, gördüğün gibi benim fizik yapım da Çinlileri andırıyor. Dedi bu Çin kralını tanıyor musun? Dedi tanıyorum. Ne kadar, nasıl bir adamdır? Dedi ben nasılsamsa o da öyle bir adamdır. Dedi ne kadar boy uzunluğu var? Dedi beni nasıl görüyorsansa onun da boyu o kadardır. Kilosu ne kadardır? Dedi beni nasıl görüyorsansa onun da efendim kilosu o kadardır. Bir oturduğu zaman ne kadar yemek yer? Dedi ben ne kadar yemek yersemse o da o kadar yer. İskender bu soruları sorunca İskender döndü diye o sen olmayasın. Dedi evet Çin'in kralı ben. Benim dedi. Peki dedi benden korkmadın mı? Ben bu kadar ülkeyi fethettim geldim buraya. Benden korkmadın mı? Dedi hayır niye korkayım ki? Peki neye geldin dedi buraya? Dedi sana bir şey söylemeye geldim. Kan döke döke bu kadar toprakları fethede geldin Çin'e dayandın. Benim sana bir önerim olacak. Kan dökülmesin. İnsanlar ölmesin. Çocuklar ölmesin. Evler yuvalar yıkılmasın. Ülkeler virane edilmesin. Hayvanlar bile ızdırap çekmesin. Ben yarın Çin'in anahtarını sana vereceğim. Mührünü sana vereceğim. Sen Çin'in sahibisin. Kralısın. Ama bir şartım var. Nedir? Askerlerinle beraber yarın hepiniz bana misafirsiniz. Bir kere benim soframda oturacaksınız ve ben sana ülkemin ileri gelenlerinin huzurunda Çin'in mührünü teslim edeceğim, anahtarını teslim edeceğim. İskender kabul etti. Ertesi sabah hayvanlar kesildi, kazanlar, efendim yemekler hazırlandı ve
İskender'le Çin kralının özel bir çadır, özel bir çadır hazırlattı. Çin'in kralı geçler çadıra. İskender baktı, içeride altın masa var. Altından bir masa. Altından bir efendim kürsü, koltuk. Masanın üzerindeki tabaklar altın. Çatal altın, bıçak altın, her şey altın. Çadırın da ağzı açık. İskender bakıyor, aşçılar habire yemek taşıyorlar. Tepsilerde yemek götürüyorlar İskender'in askerlerine. İskender aşağı yukarı bir 20 dakika böyle bekliyor, yemek getiren yok. Tabak boş. İskender Çin'in kralına diyor ki, ya bizim yemek nerede? Niye bize yemek getirmiyorlar? Bakın askerlere 20 dakikadır yemek götürüyorlar. Çin'in kralı diyor ki, sen yemek mi bekliyorsun? Tabii ki diyor, yemek bekliyorum. Ya diyor, askerlerin diyor tahta tabaklarda yemek yiyorlar. Tahtaların üzerinde yerde oturmuşlar. Senin altındaki altın, önündeki altın, o önündeki masanın üstündeki çatal bıçak altın, tabak altın. Sen halen yemek mi bekliyorsun? İskender diyor, ya bir dakika, tamam bunlar altın da. Ama bunlar karın doyurmaz ya. Altın ama bunlar karın doyurmaz. Dedi İskender, senin karnını ne doyurur? Dedi şu kadarcık yemek. Dedi yani sen şu kadarcık yemek için mi bu kadar kanı döke döke döke, bu kadar insanı öldüre öldüre Çin'e dayandın? Söze bakar mısın? Sen yani bu kadar karnı doyuracak o kadar yemek için mi bu kadar insanın canına kıydın? İskender diyor bunu duyduğu zaman bir anda o bazı insanlara efendim birden bir cümle veya bir olayla karşılaşır. Hemen gafletten uyanır ya bir anda. İskender diyor birden kendisine geldi. Diyor dedi ki Çin'in kralına, sen bana öyle bir ders verdin ki ben şimdi anladım dün niye bana geldin. Bu yemeği bugün niye böyle hazırlattın? Bunların hepsi bana ders vermen içinmiş. Senin gibi akıllı bir adamın ülkesinin başında kalması gerekiyor. Ve diyor orada hastalandı. Bakın İskender 34 yaşındaydı öldüğü zaman. 34 yaşında. Hastalandı, annesine vasiyet yazdı. Dedi anne ben biliyorum ki benim yanımdaki o komutanlar benim vasiyetime amel etmezler. Anne ben öldüğüm zaman bazı tarihlerde yazar ki İskender'in vasiyeti şuydu. Benim bir elimi mezarın dışında tut. Yani gömülmesin. Hı hı. Ve o avucumun içine bir avuç toprak bırak. İnsanlar anlasınlar ki İskender'in gözünü bir avuç toprak doyurdu. Bazı tarihlerde de yazar ki annesine vasiyetine dedi ki anne beni gömdüğünüz zaman bir avucuma toprak bırakın. Şimdi Eray kardeşim şuna geliyorum. Ya bu kadar zulümler Orta Doğu'da dönüyor. Bakın üç tane İsrail üç tane gencinden dolayı bir haftadır Filistin'e tonlarca bomba döktü. Filistin'e tonlarca bomba döktü. Hani zulümlere sessiz kalmazdınız sizler? Hani zalimlere sessiz kalmazdınız sizler? Sadece ufak bir kınama mesajıyla yetindiniz. Ufak bir kınama mesajıyla yetindiniz. Ama Suriye'de siz bağırıyordunuz. Suriye'de siz emperyalistlere, batılılara, bakın batı dünyasına diyordunuz gelin bize destek olun şu efendim Suriye'deki iktidarı yerle bir edelim. Şimdi kalkın seslenin. Müttefiklerinize seslenin. Ya gelin bize destek olun. Şu İsrail denilen kuduz köpek iktidarını haritadan silelim. Diyebiliyor musun? Mümkün mü hocam? Bu taraftan kınama yapıyorsun. O taraftan da ticari ilişkilerini her geçen gün çoğaltıyorsun. Ve kendi içindeki zulümlere sessiz kalıyorsun. Mavi Marmara'da kaç tane şehidimiz oldu? Cami yakımlarına sessiz kalıyorsun. Kur'an yakmışlar. Danimarka'da Kur'an'a hakaret edildi. Türkiye'de İslamcılar sokağa döküldü. Yanlış mı yaptılar? Çok iyi yaptılar. Kur'an hepimizin Kur'an'ı. Hepimiz ona iman etmişiz. Efendim, İstanbul'un Fatih'inde, Beyazıt'ında mitingler yapıldı. İslamcı köşe yazarları, gazeteciler Danimarka'daki Kur'an'a, peygamberimize yapılan hakareti günlerce köşelerinde tuttular, yazdılar. Ya senin İstanbul'unda, nefes aldığın İstanbul'da cami içindeki Kur'an'la yakıldı. Niye tepki vermedin? Ha ben şunu diyorum, niye bana bunu söyletiyorsun?
oradaki namaz kılanlar Cafer olduğu için mi tepki vermedin? Bunu bana niye söyletiyorsun? Söyletme bunu bana. Tepki ver, benden beğeni kazan. Benim toplumumun, halkımın takdirini kazan. Ama sen çifte standart olursansa, çifte standart ağzıyla konuşursansa, efendim biz herkese eşit olacağız der, zulmün karşısındayız der, zalimin karşısındayız der. Ki bunların hepsi güzel şeyler ama amelde bunların aksini gösterirsense o zaman biz de deriz ki kusura bakma. Biz şamar oğlan değiliz ki her söylenene başımızı sallayalım. Bakın. Dolayısıyla bakın. En büyük zalim, en büyük zalime sessiz kalan kimdir en büyük zalim? Camiyi yıkanlar. En büyük zalime sessiz kalanlar. Bir adım yukarısına çıkalım. En büyük zalime destek sunanlar, destekleyenler bunlar emin olsunlar ki Allah ile ters düşmüşlerdir. Allah kendisiyle ters düşenlere ne buyuruyor? Lehum fid dünya hiz. Dünyada onlar rezil olacaklar. Ahirette azapları çetin olacak. Ben bunun iki tane örneğini vereyim mi? Saddam kaç sene Irak'ı yönetti? Kaddafi demir yumrukla kaç sene Mısır'ı yönetti? Her ikisi bu dünyada, evet, pardon Kaddafi diyorum, mübarek. Mübarek, Kaddafi konusu ayrı. Hüsnü mübarek. Mısır'ı demir yumrukla yönetti. Bunların akıbetleri dünyada rezillik, rüsvaylık oldu mu? Olmadı. Bakın, Saddam'ın ailesi bile paramparça oldu. Kendisi inde yakalandı, hayvan ininde yakalandı. Bakın, inde yakalandı. Akıbeti ortada. Allah ne buyuruyor? Lehum fid dünya hiz. Onlar dünyada rezil ve rüsvay olurlar. Ahirette şiddetli azaplar olur. Bunlar bizim önümüzdeki, asrımızdaki, tarihimizdeki canlı örneklerdir. Bizim gördüğümüz canlı örnekler. Hangi siyasi olursa olsun, hangi kurum başkanı, hangi hacı hoca, hangi dernek başkanı olursa olsun bunlardan biraz ders çıkarmalı. İbret almalı. Konuşurken efendim o ağzından çıkan güzel sözler doğrultusunda hareket etmeli. Bu taraftan zalime lanet edip o taraftan zalimle aynı masada oturup yemek yemek büyük bir çelişkidir. Sen hem zalime lanet ediyorsun hem de zalimle aynı masada yemek yiyorsun. Bu ne biçim lanet, bu ne biçim yemek. O Türkçe'de bir söz var ya, bu ne biçim perhiz. Bu ne biçim? Siz söyleyin. Lahana mıydı? Lahana. Bakın bu işi ikinci konu. Üçüncü konu Eray kardeşim. İslam'da mabetlerin konumu. Camiyi söyledik. Mabetlerin konumu nedir? Bakın Kur'an, İslam mabetleri koruma altına almış. Havra'yı, manastırı, kiliseyi koruma altına almış. Ya şimdi o camileri yakanlara ben soruyorum. Ya sen bu yaktığın Kur'an'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Sözde inanıyor. Aray kardeşim, Kur'an diyor ki bir ayeti inkar eden hepsini inkar etmiş gibidir. Bunu Allah'ın kitabı diyor. Kur'an'ın bir ayetini inkar eden hepsini inkar eden gibidir. Kur'an'ın bir ayetini inkar hepsini inkar demektir. Peki Kur'an'ı inkar eden Müslüman mıdır? Olamaz. Ya bunu hiçbir din, hiçbir mezhep söylemiyor. Din değil, hiçbir mezhep söylemiyor. Hiçbir mezhep. Ne Şafiilikte, ne Haneflikte, ne Hanbelikte, ne Malikilikte, ne Şiilikte hiçbir mezhep demiyor ki Kur'an'ı inkar eden Müslümandır. Hayır, Kur'an'ı inkar eden kafirdir. Çünkü Kur'an'ı inkar eden Müslümandır diyen Kur'an'la ters düşer. Kur'an'la çelişmiş olur. Peki sormak lazım. Kur'an'ı yakan Müslüman olur mu? Ya bir ayeti inkar eden kafir oluyorsa onu yakan nasıl yakmak Müslüman olur? İnkar etmek demektir. Nasıl yani inanmıyorum demek. Şimdi bakın birileri kalktı İstanbul'da Kur'an yaktı mı? Ve o yakılan Kur'an'ın ayetlerinden bir tanesi ne buyuruyor? Hac suresinin 40. ayeti. Levla def'ullahin nas. Bakın. Levla def'ullahin nasu ba'dhum bi ba'z. Allah insanların kimisini kimisiyle def etmeseydi, bakın Allah birilerinin eliyle def etmeseydi, lahuddimet sevami'un ve salavatun ve mesacidun yuzikaru fiha ismullah. Hac suresi 40. ayet. Allah
birilerini birilerinin eliyle def etmeseydi, Allah'ın adının anıldığı havralar, manastırlar, kiliseler, camiler lehuddimet, yerle bir olurdu. Yerle bir olurdu. Ayete iyi dikkat edin. Allah-u Teala kiliseler, manastırlar, havralar, camiler yerle bir edilmesin diye birilerini birileriyle def etmiş. Ayet öyle buyuruyor. Diyor eğer Allah böyle yapmasaydı bu mabetler yerle bir edilirdi. Bunun anlamı nedir? Allah-u Teala bütün mabetleri birilerinin vesilesiyle def etmekle koruma altına almıştır. Koruma altına almıştır. Allah'ın Kur'an'da koruma altına aldığı biz manastırı görüyoruz, havrayı görüyoruz, kiliseyi görüyoruz. Peki bir insan gelip Kur'an inancına göre bunların en faziletlisi, en üstünü olan camiyi içindeki Kur'an'la yakarsa bu adam ne kadar Müslümandır? Bu zihniyet daha doğrusu bu adam değil. Çünkü o bir adam değil ki. Evet camiyi yakan 3 kişi olabilir ama o 3 kişinin zihniyetinde birçok zihniyetin olması mümkün. Bu zihniyette, bu düşüncede olan bir insan ne kadar Müslüman olabilir? Ki ben bunu diğer televizyonlarda yaptığım röportajlarda da açık ve net olarak söyledim. Bunların İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Bunlara Müslüman demek Müslümanlara hakarettir. Bunlara sünni demek ehli sünnete hakarettir. Bunları ehli sünnetten ayrı tutmak lazım. Bizim ehli sünnetten dostlarımız var. Bizim ehli sünnetten arkadaşlarımız var. Ki biz onlara kardeş diyoruz, can diyoruz. Bunlar nere ehli sünnet, nere ehli sünnet. Bunlar ehli sünnete kurban olsunlar bu manada. Bu manada bakın. Peki Aray kardeşim, benim ülkem, senin ülken, bu ülkenin hali, bu ülkenin insanı, bu güzel memleketimiz bu hale nasıl geldi? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar bu hale nasıl geldi? Ve yavaş yavaş bu virüsü, bu iltihabı can Azerbaycan'a sokmaya çalışıyorlar. Bakın, canlarım. Vücudunuzun bir tarafına iltihap bulaştığı zaman orası sağlıklı işlev yapmaz. Görevini o bölge, gözünüze iltihap varsa o göz sağlıklı görevini yapmaz. Bakın bunlar iltihaptır. Bu zihniyet vücut memleketine girebilecek iltihaplardır. Bunlara karşı gençlerinizi uyarınız. Bunlara karşı çocuklarınıza sahip olunuz. Bunların İslam'dan uzaktan yakından alakaları yoktur. İslam'da mabetler kutsaldır ama bunlar mabetleri yıkarlar. İslam'da türbeler kutsaldır, bunlar türbeleri yıkarlar. İslam'da mezarlar, yani senin mezarın, benim babamın mezarı bana kutsaldır kardeşim. Senin babanın mezarı sana kutsaldır, bakın. Ama bunlar o mezarlara bile tahammül etmezler. Dolayısıyla çocuklarınızı bu manada uyarınız. Gençlerinizi bu manada efendim bilgilendiriniz. Bu konuda uzman olan insanlara mikrofonlar veriniz, programlar yapın ve o uzman olan insanlar gelsinler konferanslarda, seminerlerde gençleri, çocukları bu konuda halkı aydınlatsınlar. Maazallah yarın bir gün bu hastalık, bu iltihap can Azerbaycan'ımıza bulaşırsa can Azerbaycan'ımızdan kötü haberler almak bizi üzmenin ötesinde kahreder. Biz üzülmekle kalmayız, kahroluruz. Çünkü bu iltihap öyle bir iltihap. Bu iltihabın Suriye'deki pisliklerini gördünüz. Oradaki kardeşlerimizin namuslarına bunlar neler yaptılar. Bugün Türkmen diyarlarında bakın analarımızın, bacılarımızın namuslarını nasıl ihlal ettiler bunlar. Evlerini başlarına yıktılar. Şu anda Türkmen diyarlarındaki kardeşlerimiz emniyet olmadığı için Necef'e ve Kerbela'ya göç ediyorlar. O 50 derece sıcağın altında. Dolayısıyla can Azerbaycan'ımız buna dikkat etmeli. Ülke yönetimiyle, bakın ülke, ben burada Azerbaycan devletinin ülkesine istirham edercesine buradan bu mesajı veriyorum. Bu konuda uzman insanların önünü açsınlar. Aksi takdirde bakın,
Aksi takdirde bu iltihap can Azerbaycan'ımıza, bu zihniyet, bu tekvirci zihniyet, bu selefi zihniyet can Azerbaycan'a bulaşırsa o zaman can Azerbaycan'da kimse emniyet aramasın, kimse asayiş aramasın, kimse huzur aramasın bu noktada. Eğer birisi ülkesini seviyorsa ki herkes seviyor, ben inanıyorum bizi izleyen herkes seviyor. Ve o Azerbaycan'ın yönetimi, Azerbaycan devleti, Azerbaycan hükümeti Azerbaycan'ı seviyorsa bu zihniyete dikkat etsin. Bu zihniyete karşı her türlü önleme alsın. Her türlü tedbiri alsın. Bakınız Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yavaş yavaş uyanmaya başladı. Açık ve net söylüyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu selefi zihniyete, tekvirci zihniyete karşı yavaş yavaş uyanmaya başladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç beyefendi 3-5 gün önce televizyonda yaptığı bir konuşmada kalkıp artık bunların aleyhinde açıklamalar yapıyor. Diyor ki sosyal medya aracılığıyla kızları aldatıp gençleri aldatıp kendilerine asker götürenler var. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu noktada yavaş yavaş artık uyanma. Bunların ne olduğunu artık bilmeye başladı. Can Azerbaycan hükümeti de bu noktada teyakkuzda olsun. İlim adamlarının önünü açsın. İlim adamlarından hükümete zarar gelmez, vatana zarar gelmez. O bu konuda uzman olan ilim adamlarına imkanlar tanısınlar ve ilim adamları halkı bunlara karşı uyarsın. Bunların ne olduklarını, tarihlerini halka anlatsınlar ki bunlar halkın içerisine girip de halktan birer ikişer avlayamasınlar. Dönelim konumuza Aray kardeşim. Peki bizim ülkemiz bu hale nasıl geldi? Bakın bundan 15 sene öncesine kadar bu ülkede camiler çok kutsal. Yine kutsal elbet. Ama en son hadiselerin olabileceği yerler, akla hangi yerler gelirdi? Camiler. Camiler. Ya camilerde olay olmaz. Ama bugün bakıyoruz ki camiler emniyet dışında, camiler güvensizlik içinde. Camilerin emniyeti yok. Camiye giden cemaatin huzuru yok. Bilmiyor ki ne zaman birisi gelip burada hadise yaratacak. Artık gençler bu konuda sabahlara kadar camilerde olay çıkmasın diye efendim işini gücünü bırakmış, uykusunu bırakmış camilerin avlularında, camilerin efendim bahçelerinde nöbet tutmak zorunda kalmışlar. Bizim ülkemiz bu hale nasıl geldi? Eray kardeşim bakınız açık ve net söylüyorum. Siyaset toplum mimarlığına soyunmak ve toplumu bütün halinde kardeşlik ilkeleri içerisinde sosyal hukuk zeminleri içinde bir arada tutabilmektir. Siyaset bunun için vardır. Siyaset birleştirmek için vardır. Siyaset toplumu maddi manevi alanlarda ilerletmek için vardır. Siyaset toplumu bir arada tutmak için vardır. Ama siyaset işini yapmazsa, siyasetçi işini yapmazsa, siyasetçi 3 tane oy kazanacağım diye, siyasetçi şuradan bu kadar oy alacağım diye bu ülkede her gittiği yerde, her çıktığı televizyonda dışlayıcı bir dil kullanırsa, efendim kışkırtıcı bir dil kullanırsa, efendim zehirleyici bir dil kullanırsa, ötekileştirici bir dil kullanırsa, dışlayıcı bir dil kullanırsa, nefret ettirici bir dil kullanırsa ve siyaset konuştuğu zaman 34 tane Sünni vatandaşımızı Reyhanlı'da kaybettik. Sünni kelimesini, mezhep kelimesini ön plana çıkarırsa, Şialar bile bunların eline su dökemezler kelimesini kullanıp siyaset bu nefret dolu, dışlayıcı, ötekileştirici efendim tarzda insanlara konuşmalar yapar, mesajlar verirse o ülkede Kur'an'da yakarlar, o ülkede insan da yakarlar, o ülkede cami de yakarlar. Bakın biz bu hallere nasıl geldik? Bu hallere siyasetin ağzından dolayı geldik. Bakın siyasetin ağzından. Ve bir ülkede siyaset çifte standart yaparsa, siyaset, efendim Kabataş'ta camiye ayakkabıyla girdiler deyip bağırırsa ama Esenyurt'ta yakılan iki camiye ses çıkarmazsa, bir ülkede siyaset Mısır'da Rabia Meydanı'nda öldürülen Esma kızımıza 4 ay 5 ay efendim bütün kadrosuyla ağlar.
televizyonlarda dört parmak işaretini, Rabia işaretini sembol haline getirirse, ama bu ülkenin içerisinde öldürülen, Suriye'de öldürülen, Irak'ta öldürülen Esmalara, Ahmetlere, Mehmetlere seyirci kalır ise, siyaset bu çifte standart ile siyasetini yapmak ister ise, o zaman nedir ülkenin, o siyasetin yapıldığı ülkenin geleceği hal bu haldir. Sormak lazım. Ya o camiler Allah'ın evleridir. O camilerde namaz kılanlar senin gibi inanmayabilirler. Herkes senin gibi inanmak zorunda değil. Herkes senin gibi düşünmek zorunda değil. Senin gibi inanmayan, senin gibi düşünmeyen dinden de çıkmaz. Sen usulü dinden değilsin. Sen imanın şartı değilsin ki seni kabul etmeyen imansız olsun. Sen İslam'ın şartı değilsin ki seni kabul etmeyen İslam'dan çıkmış olsun. Bakın açık ve net. Ehl-i Beyt Mektebi bu konuda ne diyor? Diyor ki senin gibi inanmayan ama la ilahe illallah diyen senin din kardeşindir. Efendim senin dininden olmayan da senin yaratılışta eşindir. Bu Ehl-i Beyt Mektebi'nin felsefesi. Senin yaratılışta eşindir. Şimdi biz diyoruz ki bu çifte standartçılara diyoruz. Ya o Allah'ın evinde namaz kılanlar senin gibi inanmıyorlar doğrudur. Senin gibi düşünmüyorlar doğrudur. Düşünmek zorunda değiller, inanmak zorunda değiller. Dediğim gibi sen imanın şartı değilsin, İslam'ın şartı değilsin. Peki o ibadet edenlerin, ibadet ettikleri mekanlardaki Kur'an da mı senin evindeki Kur'an'dan farklıdır? Ona en azından bir ses çıkarsaydın, ondan dolayı bir tepki gösterseydin. Evindeki Kur'an neyse o camide yakılan Kur'an aynı Kur'an, farklı bir Kur'an değil. Evet. Evindeki Kur'an'da da 114 tane sure var, Fatiha ile başlar. Efendim, o evet Nas suresi de biter. O camide yakılan Kur'an da 114 surelidir. Fatiha ile başlar, Nas suresi ile biter. Bari o yakılan Kur'an'dan dolayı tepki gösterseydin ki biz bunu da görmedik. İşte siyaset, siyaset bu şekilde çifte standart yaparsa kendi coğrafyasında, kendi ülkesinde siyasetin o ağzının insanları, ülkenin insanlarını getireceği nokta da bu olur. Bu üçüncü konu. Dördüncü konu Aray kardeşim. Açık ve samimi olarak ben soruyorum. Ve kimseye de hakaret etmiyoruz biz burada. Hakaret bizim mektebimizde, kitabımızda yoktur. Yoktur. Ama biz özel, biz kendi içimizdeki öz eleştirilerimizi de yapacağız. Bakın biraz sonra öz eleştiriler de yapacağım. Hı hı. Öz eleştiriler. Ve kendi içimizdeki noksanlıkları olması gerekenleri de konuşacağız. Bunları niye konuşuyoruz? Yanlışlıklar yapılmasın diye. İnsanlar gittikçe bölünüp parçalanmasınlar. Bunları konuşuyoruz ki insanlar birbirlerini iyi tanısınlar. İnsanlar birbirlerini iyi anla. Benim talebim budur. Bunun talebi budur. Evet bu benden bunu bekliyor deyip de bakın bu tür konuşmalar aslında toplumun birlik ve beraberliğinin altyapısını oluşturmaktadır. Biz birlik beraberlik için bunları anlatıyoruz ve anlatmak zorundayız. Anlatmaz isek efendim 80'li yıllarda kardeş kardeşi kıyıyordu 80'den önce. Efendim amca oğlu amca oğluna efendim kastediyordu Ahmet Mehmet'e. Efendim bu ülkenin evlatları birbirine kastediyordu. Maazallah ülke bir de o günlere mi dönecek? İnşallah bu ülke ve bu bölgeler o günleri görmez temennimiz. Bundan dolayı biz bu konuşmaları yapıyoruz. Soruyorum Aray kardeşim dördüncü bir konu. Dedik ki mabetler İslam dinine göre koruma altına alınmış. Bakın koruma altına. Bunun altını defalarca çizdik. Kilisedir, havradır, manastırdır. Bunu söyledik. Bunu bir daha hatırlattım ki kimse şimdi söyleyeceğimi yanlış algılamasın. İstanbul'da bir kilise yakılsaydı, oraya İstanbul İl Emniyet Müdürü ilk gün gider miydi, gitmez miydi? Kesinlikle. İçişleri Bakanı gider miydi, gitmez miydi? Muhtemelen en üst düzeyde bir şey olurdu hocam. İçişleri Bakanı gidecekti, İl Emniyet Müdürü gidecekti. Bakın, basın mensuplarının diyebilirim ki hemen hemen çoğusu gidecekti. En az bir hafta, 10 gün gündemin birinci maddesi olacaktı bakın, hocam. Bakın bir kilise yakılsaydı. Peki niye gidilecekti? Haçlılara yaranmak için mi bunu yapacaklardı? Boynuna haç takanlara yaranmak için mi? Peki o boynuna haç takanlar senin için bu kadar kıymetli oluyor da, o kilise senin için bu kadar kıymetli oluyor da, Allah'ın evi olan cami ve içinde yakılan Kur'an senin için niye kıymetli değil? Sen efendim haçlıyı memnun edeceğim derken kendi insanını niye kendine küstürüyorsun? Ondan sonra da kalkıp diyorsun şunlar böyledir, bunlar böyledir. Ya şunlar böyle, şunlar şöyle, bu hale gelmişse dön bir kendine bak.
Sen haçlıyı kazanmak için, onun memnuniyetini kazanmak için, haç takanı hoşnut etmek için, efendim bütün üst düzey bürokratla oraya gidersen, medya mensuplarınla oraya gidersen, ama camiye duyarsız kalırsansa, yakınan Kur'an'a duyarsız kalırsansa, bizden ne dememizi bekliyorsun? Bizim sana teşekkür etmemizi mi bekliyorsun? Bizim seni alkışlamamızı, bizim seni takdir etmemizi mi bekliyorsun? Ne bekliyorsun bizden? Biz de elbette ki bu eleştirileri yapacağız. Bunları niye yapacağız? Bu hatalar bir daha yapılmasın diye yapacağız. Biz bu eleştirileri birilerini yermek için, birilerini yıkmak için, efendim, birilerini efendim ülkede kaosla... Hayır, tam aksi ya, tam aksi. Birileri artık hatasını görsün. Birileri artık yanlışının farkına varsın. Ve birileri bu yanlışları yapıp da milletin daha da birbirine nefretle bakmasına sebep olmasın. Kaynaştırıcı, yumuşak bir dil kullansın diye biz bunları söylüyoruz ve söylemek zorundayız. Bir diğer konu. Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez. O camiye geldiler. Cami yakıldıktan 2-3 gün sonra geldiler. O da siyasi baskı oldu hocam. Yani mecliste Iğdır... Ben ona bakmıyorum. Yani bakın. Iğdır Milletvekili Ali Özgünüz, yani içeride ciddi anlamda baskı oldu. Bakın. Dediğim gibi ben ona bakmıyorum Eray kardeşim. Mehdi Aksu olarak ben ona bakmıyorum. Ben gelip gelmemesine bakıyorum. Ha, hangi sebepten gelmiş? Ya gelmiş ya, önemli olan o gelmesi. Hı hı. Geldi. Siyasi baskıdan dolayı mı geldi? Başka bir sebepten mi geldi? Ben onlara bakmıyorum. Teşekkür ediyorum ben. Beni gelmesi ilgilendirir. Geldi. Orada cemaat namazı da kılındı. Ve güzel de bir mesaj verildi. Ama... Bu yeterli değil. Bizim efendim bu noktada kanaat önderlerimiz bu konuda kanaat önderlerimizin dikkatinden çok önemli şeyler kaçtı. Çok önemli şeyler kaçtı. Allah sayelerini bozmasın, sayılarını bol etsin. Ben onların ayaklarının tozuyum. Alimlerimizin gözlerinden bazı şeyler kaçtı. Nedir? Diyanet İşleri Başkanı geldi mi oraya? Geldi. Orada bir saat mi, yarım saat mi, her neyse bulundu, bir konuşma yaptı. Bu yeterli değildir. Bakın, geldin ve gittin. Bu yetmez. Sayın Mehmet Görmez, samimiyetini bize kanıtlamak istiyorsa, ki bize kanıtlamak zorunda da değil. Çünkü benim samimiyetimi kimse test edemez. Mehdi Aksu'nun samimiyetini kimse test edemez. Ben kimseye samimiyetimi ispat etmek zorunda değilim. Mehmet Görmez'in de samimiyetini bize ispat etme gibi bir sorumluluğu yoktur. Bakın, böyle bir beklentim yok. Ama Mehdi Aksu'nun samimiyetini Allah'a ispat etme gibi bir sorumluluğu var. Benim sorumluluğum samimiyetimi Allah'a ispat etmektir. Mehmet Görmez beyefendinin de, sevgili Diyanet İşleri Başkanımızın da samimiyetini Allah'a ispat etmek gibi bir sorumluluğu var. Yarın Allah'a hesap vereceğiz hepimiz. O da hesap verecek, ben de hesap vereceğim. Mehmet Görmez beyefendiden şunu bekliyoruz. Samimiyetini gerçekten ispat etmek istiyorsa, cuma günü ve birkaç gün sonra bayram namazı gelecek. Bayram namazı gelecek. Ramazan bayram namazı. Türkiye Cumhuriyeti'nde 120 bin tane cami var. Bu 120 bin tane camiye bir fetva, bir genelge yayınlasın. Tekvirci zihniyetin zararları. Hı hı. Efendim, Hicri 11. asırdan, hatta Hicri 11. asırdan biraz daha geriye gidersek, Hicri 7. asırlarda, efendim, İbn-i Teymiye görüşünün sapkınlıkları, İbn-i Teymiye döneminde, dönemin Hanbeli, Hanefi, Şafii, Maliki ilim adamlarının, İbn-i Teymiye'nin küfrüne dair verdikleri fetvalar, İbn-i Teymiye'den sonra onun öğrencisi İbn-i Cevzi'nin hakkında verilen fetvalar ve Hicri 11. asırda Muhammed İbn-i Abdülvehhab, İngiliz Sömürge Bakanlığı tarafından efendim Abdülvehhab'ın eliyle kurulan Vahhabi mezhebi, o mezhebin kurucusu Muhammed İbn-i Abdülvehhab hakkında Hicri 11. asırdan bu tarafa doğru Ehl-i Sünnet'in büyük ilim adamlarının Abdülvehhab hakkında vermiş oldukları sapkın fetvaları, Abdülvehhab sapıktır, düşünceleri sapıktır, Vahabi inancının sapkınlıklarına ve bunların İslam coğrafyasındaki cinayetlerini konu eden 20-30 dakikalık
bir konuşma, bir genelge 120 bin tane caminin imamına göndersin. Bu imamlar cuma namazlarında ve bayram namazında bu selefi zihniyeti konu etsinler. Biz o zaman diyelim ki Sayın Diyanet İşleri Başkanımız vazifesini tam anlamıyla yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Biz şimdi teşekkür ediyoruz Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza. Bunu yapsın ve bu samimiyetini Allah ispat etsin. Bu bakın her Müslümanın asli bugün, asli vazifeler olduğu gibi din adamlarının, din mübelliglerinin daha fazla sorumlulukları dahilindedir. Diyanet İşleri Başkanımızdan biz bunu da bekliyoruz elbette. Beklemiyoruz değil. Evet, oraya kadar geldiler, efendim görevlerini yaptılar ama o yeterli değil. Bir diğer konu. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz Eray kardeşim. Her ay, her akşam sokaklarda iftarlıklar veriyorlar. Hı hı. Belediyeler veriyor, sivil toplum kuruluşları, bazı vakıflar, bazı efendim holdingler, bazı siyasi partiler, dernekler, özellikle belediyeler. Bakın millet toplanıyor orada, yemekler veriyorlar, iftarlar veriliyor halka. Hatta ve hatta bazı belediyeler Ramazan şenlikleri adı altında Ramazan'ı şenliğe dönüştürmüşler. Şarkıya, Türkiye, efendim şuna buna karıştırmışlar. Ramazan'la bunların alakası yok. Ramazan'la bunları yan yana getirilmesi yanlıştır. Hı hı. Yapıyorlar neticede. Bakınız kim yaparsa yapsın. Diyoruz ki o iftar yemeğine 3.000-5.000 kişi gelecek mi? Tabii ki bu Ramazan'la da sınırlı kalmasın. Ramazan'dan sonra devam etsin. Efendim bir adamın dinle alakası yok. Ama vatanını seviyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde 77 milyonun hepsi dindardır diyebilir misin? Hayır. Adam var ya efendim ben diyor dinle alakam yok. Ama vatanımı seviyorum. Vatanını sevenlere diyoruz ki, vatanını seven dinle alakası olmayanlar, vatanını seven dinle alakası olanlar. Bakın, hangi partiden olursa olsun, milletini seven, dinini seven, mektebini seven, Kur'an'ını seven, ülkesini seven, vatanını seven her siyasi parti, iktidar partisi dahil, muhalefet partisi dahil, efendim aşağıdaki partiler dahil, meclisin içindeki parti, meclisin dışındaki her parti, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün belediyeler, eğer ülkelerini gerçekten seviyorlarsa ve bu ülkenin selefi zihniyete miras kalmasını istemiyorlarsa, yani uzak gelecekte, yakın gelecekte mümkün değil. Ama 50 sene sonra, 100 sene sonra bu ülkenin selefi zihniyete miras kalmasını istemiyorlarsa, Vahabi zihniyete, tekvirci zihniyete, bu güzelim toprakların miras kalmasını istemiyorlarsa, yakın gelecekte bu ülkede efendim kutuplaşmaların çoğalmasını istemiyorlarsa, bu ülkede efendim sürtüşmelerin, kutuplaşmaların, zıtlaşmaların, çekişmelerin, kavgaların çoğalmasını istemiyorlarsa, bunların olmasını istemeyen, dinini seven, mektebini, Kur'an'ını, vatanını, milletini sevenler bu konuda uzman olan insanlara imkan tanısınlar. Mikrofonları versinler. Bu konuda uzman olanlar gelsinler. Televizyonlarda bu konuları halka anlatsınlar. Meydanlarda bu konuları halka anlatsınlar. Sokaklarda bu konuları insanlara anlatsınlar. Bu konularda söylediğim efendim adresler, konferanslar yapsınlar, seminerler yapsınlar. Bu konuda uzman olan insanlara ayrım yapmadan kim uzman ise onlara imkanlar tanısınlar, konuştursunlar, uzmanlar konuşsun ve insanlar bu konuda sağlıklı bilgiler alsınlar. Ama bunu yapmaz isek, bununla beraber bir de bizim bir hastalığımız var. O hastalığın da altını çizeyim. Efendim Eray bu konuda uzmandır falan hoca bu konuda iyidir ya falan hoca güzel de konuşuyor ama o bizim her dediğimize lebbek demiyor ya. Onun için ona biz fırsat veremeyiz kardeşim. Onu biz efendim getirip kendi programda konuşturup da onu meşhur edemeyiz. Ya kardeşim sen neyin hesabını yapıyorsun ya? Sen meşhur olsan ne olur? Ha demek ki sen desinlere hareket ediyorsun. Şöhrete hareket ediyorsun. Sen tribünlere oynuyorsun. Sen vakaya oynamıyorsun. Sen hakikate oynamıyorsun. Sen yaşasın davan Hüseyin diyorsun ama yaşasın davan Hüseyin ilkesine gibi hareket, o ilkeye göre hareket etmiyorsun.
efendim falan alim veya falan efendim kişi, falan efendim uzman, falan akademisyen, falan profesör ya bu konuda uzmandır. Ama onu getiremeyiz ki, onu televizyonumuza çıkaramayız ki. Ona televizyon programımızda mikrofon veremiyor. Ya niye veremiyorsun? Ya o bizden değil ya. Bizim her şeyimizi kabul etmiyor. Bizden değil derken dinden mi çıkmış? Sen usulü din misin? Seni kabul etmeyen dinden çıksın. Furu din misin? Seni kabul etmeyen imandan çıksın. Sen 15. masum musun yoksa? Ki Ehl-i Beyt mektebinde 15. masum da yoktur. Bakın zihniyet yanlış. O kadar sakat bir düşünce var ki bana üye olmayana söz hakkı verilmesin. Ama o sana üye olmayan hakikaten çok uzman birisi ise, insanlar onu dinlediği zaman gerçeklerle aşina olacaksa ne olacak? O kadar yanlışa giden insanların vebalini almak mı iyidir yoksa senin her şeyine başını susup da esasen ben şu o mu iyidir? Esasen ben bunu söyleyeyim Eray kardeşim. Vallahi billahi tillahi diyorum. Ben cemaatimde gençlerime diyorum. Yani öğrencilerime diyorum. Diyorum Mehdi Aksu'nun her düşüncesine, her düşüncesine, her yazdığına, her fikrine sessiz kalıp başınızı sallıyorsanız beni sevmiyorsunuz siz. Siz benim düşmanımsınız. Evet. Bazıları bakın bazı insanlar, bazı kanaat önderleri, bazı profesörler, bazı efendim hocalar açık söylüyor, bazı efendim dernek başkanları öyle bir kitle istiyorlar ki kendilerine, öyle bir cemaat, öyle bir oluşum istiyorlar ki, öyle bir efendim kadro istiyorlar ki ben ne desem bunlar başını sallasın. Ya peygamber bile bunu istememiş ya. Peygamber masum olmasına rağmen Allah o peygambere buyurmuş ki ve şavirhum fil emr, işlerde onlarla meşveret et. Ki ediyordu. Onların düşüncelerine önem ver. Hendek Savaşı'ndaki fikri ya, veren ya Asad'dan benim benim peygamberim masum olduğu halde o karşısındaki kadroyla meşveret ediyordu. Sen karşındaki kadrodan susup da Ekveş'in keçisi gibi başlarını sallamasını istiyorsun. Ekveş'in keçisi diyorum çünkü edebiyatta bir deyimdir. Ekveş bir edebiyatçıdır. Hmm. Bir tane de keçisi vardı. Ekveş konuşurdu. Keçisine derdi böyle midir? Bakardı keçisi ses çıkarmıyor. O keçisinin tüylerinden, çenesindeki tüyden tutar çekerdi. Başını çektiği zaman keçi başını aşağı yerdi. Böyle yapardı. Ha der evet keçi onaylıyor. Demek ki dediğim doğrudur. Şimdi ya birileri bizden Ekveş'in keçisi olmamızı istiyor. Ben senin için Ekveş'in keçisi olursam bu senin zararınadır. Hı hı. Ama ben senin önünde, senin yanında olursamsa dört duvarın içerisinde meşveretleşerek yapılması gerekenleri konuşup dışarıya çıktığımız zaman yan yana omuz omuza çıkarsak bizim mektebimiz her geçen gün ilerler. Allah da bundan razı gelir. Kul da bundan hoşnut olur. Ya biz niye Allah'ı razı etmeyelim? Niye biz bu kulu hoşnut etmeyelim? Ama yok. Hayır kardeşim ben ne desem sen başını salla. Bizim de kitabımızda bu yazmıyor. Ne yapalım? Evet. Yani kitabımıza derken mektebimizin kitabında bu yazmıyor. Kesinlikle hocam. Bu son tespitleriniz çok önemli ve çok doğruydu. Cafer Bala kardeşim yanlış bilmiyorsam Iğdır'dan kardeşim izliyor hocam bizi ve diyor ki sohbetinizi can kulağıyla dinliyorum. Özel selamı iletirsiniz demiş. Cafer kardeşimin özel selamı var. İlahi Sevgi'nin özel selamları var. Dinliyorlar Azerbaycan'dan. Bir de Deniz Ramal güzel bir şey yazmış hocam. Onu hemen okuyayım. Diyor her vaktiniz hayır olsun Eray abi. Size ve hocamıza Allah'ın güzel selamı olsun. Hemşe olduğu kimin hocamız güzel sohbetlerle ruhumuzu gıdalandırır. Allah hocamızdan razı olsun demiş. Bir de sorusu var onun soru bölümünde. Ben bu mesajları da iletmiş olayım. Cafer Bala kardeşimle beraber İlahi Sevgi ve diğer kardeşimiz Deniz Ramazanov hepsini saygıyla selamlıyorum. Allah Caferlerin, Balaların sayısını çok etsin. Amin inşallah. Sevgilerin, ilahilerin sayısını çok etsin. Bak Eray kardeşim bakın açık ve net söylüyorum. Ya ecnebi o hoşumuza gitmeyen ecnebi var ya. O beğenmediğimiz ecnebi var ya, ya bu batıldır, bu zındıktır, bu dinsizdir deyip de attığımız, ittiğimiz, dışladığımız ecnebi var ya, ya bu ecnebi sudan yağ kere yapıyor. Sudan yağ kere yapıyor. Şia sen kendi yoğurdundan ayran yapamıyorsun. Evet. Bu sözünüz tweette bugün herhalde. Evet. Paylaşmış olduğunuz sözünüzdü ve gerçekten çok duvarlık bir söz. Bakın. Tweet'te bugün iki tane, Face'de yani iki duvarda, tane. Yani duvara asılası sözler hocam bunlar kesin. Tweet'te ve Face'de bugün iki sözüm yayınlandı.
Bayada mesaj aldım özelden. Bakın bayada mesaj aldım. Söylemek istediğim o. Twitter'daki yazılarından biri bu evet. Elin ecnebisi ya sudan yağ çıkarıyor adeta. Sudan kere çıkarıyor, maya çıkarıyor adeta. Ya sen ey Müslüman, genelde diyorum. Özelde ey Şia, ey Şia'nın genci, ey Şia'nın alimi, ey Şia'nın kanaat önderi, ey Şia'nın camisi, ey Şia'nın derneği. Genel söylüyorum ben. Soğan yemeyenin ağzı kokmaz ya. Ya sen kendi yoğurdundan ayran yapamıyorsun, ayran. Sen kimi eleştiriyorsun? Sen kimi dışlıyorsun? Sen kime fasık diyorsun? Sen kime münafık diyorsun? Sen kime fitneci diyorsun? Hadi dedin diyelim. Kimi sevindiriyorsun? Kime kazanç sağlıyorsun? Kimin hoşnut olmasını sağlıyorsun? Sağında seni hafiften eleştirene münafık dersin. Solunda seni hafiften eleştirene zındık dersin. Karşında seni hafiften eleştirene imansız dersin. Arkanda seni hafiften eleştirene bölücü dersin. Herkese bir tane kulp taktın. Aha ne oldu? Kala kala bir Köroğlu bir Ayvaz kaldı. Köroğlu Ayvaz tabirini ki biliyorsunuz. Ona o hikayeye girmeme gerek yok. Gittikçe azaldın sen. Bu ülkede bizim her geçen gün çoğalmamız lazım. Evet çoğalıyoruz. İnanç ekolu olarak çoğalıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Nerede benim Kürt kardeşlerim? Nerede? Benim peygamberim dememiş mi? Femen rakibaha meselü ehle beytike meselü sefineti Nuh. Ehli beytim Nuh'un gemisine benzer. Femen rakibaha. Kim o gemiye binerse? Ya kim demiş? Dememiş ki Azeri o gemiye binerse. Azeri. Nerede benim Kürt kardeşlerim? O geminin yolcusu olan Kürt kardeşim nerede? O geminin yolcusu olan Laz kardeşim nerede? O geminin yolcusu olup da Azeri olmayan kardeşlerim nerede? Bunlar niye ayrı ayrı oluşumlar içine girmişler? Niye? Biraz da biz öz eleştiri yapalım. Biraz da biz kendimize bir dönelim. Niye bunlar? Efendim, düne kadar bunlar bize toz kondurmazlardı ama bugün ayrı ayrı oluşumlara girmişler. Niye böyle olmuş acaba? Evet. Ayrı ayrı oluşumlar içerisinde olanlara bakıyoruz ama bunları bir oturup masada değerlendirmek lazım. Bunlar bizim kanayan güncel yaralarımızdır. Efendim hep suçluları hep başkalarıymış gibi hep başkalarını suçlu olarak görürsek ve insanlara farklı düşündüklerinden dolayı farklı efendim tebliğ metotlarından farklı çalışmalarından dolayı insanları hep dışlarsak kulp takarsak, buna münafık, ona bölücü, şuna şucu, buna bucu dersek, o zaman sen de kaybedersin, ben de kaybederim. Senden benden bizim kaybımız önemli değil. Bizden sonra ne gelecek neslimiz kaybeder, mektebimiz kaybeder. Hepsinden de önemlisi ahiretimiz kaybeder. Kaybederiz. Elin ecnebisi dedik sudan yoğurt yapıyor, maya yapıyor, kere yapıyor, yağ yapıyor. Sen kendi yoğurdundan ayran yapamıyorsun. Niye diyorsun bende üye değil, üye olmadığı için gelip benim programda konuşamaz. Niye konuşamazsın ya sen kendi yoğurdunu niye çürütüyorsun? Bir, iki, ülkemiz içerisindekilere ben bir mesaj vereyim. Azerbaycan'ımıza bir mesaj vereyim. Şu an bu selefiler, tekfirciler hilafet ilanı yaptılar. Hilafet ilanı yaptılar dediler, hilafet devleti kuracağız. Birileri de biat etti bunlara. Bunlara sessiz kalanlar demiyor, bunları destekleyenler de açık bir şekilde söylesinler, biz de biat edeceğiz. Millet en azından bunları da bir tanısın, evet. Bunların saplarını görsün, net olarak görsün. Ben şunu söyleyeyim, bakın Hazreti Ali'nin hilafet devletini çık, 5 senelik dönemini, İmam Hasan'ın hilafet hükümetini çık, bakın Hazreti Ali'nin hilafet hükümeti, İmam Hasan'ın hilafet hükümetini çık. 14 asırdır hilafet devletleri hep kendi evlatlarını öldürmüş. Hep kendi evlatlarını öldürmüş ama gayrimüslimlerle hep barışık yaşamışlardır. Gayrimüslimlerle kardeş yaşamışlardır. Bu söz çok önemli hocam. Bakın. 14 asırdır. Tespit çok önemli. Tabii. 14 asırdır ki ben bu konuda 10 saat burada program yaparım. Tarihi belgelerle. Hilafet devletleri hep kendi evlatlarını öldürmüş. Kendi camilerini yıkmış, kendi mabetlerini yıkmış,
La ilahe illallah diyen kendi evlatlarını, kendi kardeşlerini, kendi komşularını, kendi amca çocuklarını kılıçtan geçirmişler. Emeviler bir örneği, Abbasiler bir örneği, Selçuklular bir örneği. Ve oradan bu tarafa da gelmeme gerek yok. Bu memlekette 70 bin tane Alevi niye öldürüldü? Niye öldürüldü? Bu memlekette ta Van'a kadar, Kars'a kadar, Mersin'e kadar kilise yapılmıştır. Bakın kilise yapılmıştır. Tarihlerini söylemiyorum. O kilise yapanların, kiliseye inananlar o tarihlerde inançlarını serbest ve rahat bir şekilde yaşıyorlardı. Ama birileri gibi inanmayıp La ilahe illallah Muhammed Resulullah ve artı Aliyen Veliyullah diyenlere ise yaşam hakkı bile tanınmıyordu. Yani hilafet devleti kendi evladına zulümler yapmış. Hilafet hükümetleri kendi kardeşlerine, evlatlarına, amca çocuklarına katliamlar yapmış. Ama İslam gayrimüslimlere, İslam olmayanlara, Müslüman olmayanlara hep iyimser olmuşlardır. Hep onlarla barışçıl olmuşlardır. Onun için kimse hilafet devleti hevesinde ve hilafet devletini ilan edenlere biat etme hevesinde olmasın. Çünkü o 14 asır boyunca kardeşlerini kesen kılıçlar bir gün kendilerine dönebilirler. Bu da bir diğer. Değerli nokta. Hocam çok özür dileyerek Hüseyin Aliyev kardeşimin selamlarını ileteyim. Bir de Seyit kızının selamlarını ileteyim. Yalnız şöyle bir tatlı bir sıkıntımız var. Yine zaman sıkıntımız var. 2-3 dakika kaldı Bakü için iftar zamanına. O kadar zaman geçmiş mi? Evet hocam. Ey İmam Hasan sen beni affet. Son 4 dakika. Artık İmam Hasan'ı haftaya... Ey İmam Hasan sana kurban olayım. Sen beni bağışla. Dostlara borcumuz olsun. Sen o zaman haftaya İmam Hasan'ı işleriz inşallah. O zaman son 2-3 dakikada şunu söyleyeyim. Bakınız. Ama bu... acizane çok affınıza mahcup ben özür dileyerek. Biraz erken bitirirseniz iftar duasıyla ezana girsek daha güzel olur tamam. Ama yine de siz tamam. Daha iyi bilirsiniz. Buyurun. Bir dakika önce bana, hı hı. 30 saniye önce haber verirsiniz. Bakınız, bu cami yakma olaylarından dolayı bazı gençlerimizi ben sağduyuya davet ediyorum. Sakın efendim bu cami yakma olayını bahane ederek de Ehl-i Sünnet'in bir değerine hakaret etmesinler. Ehl-i Sünnet'in bir kutsalına hakaret etmesinler. Ehl-i Sünnet kardeşlerimize bu manada taşkınlık yapmasınlar. Altını kalın çizgilerle çizerek diyorum bu camiyi yakanların uzaktan yakından Ehl-i Sünnet inancıyla ve Ehl-i Sünnet kardeşlerimizle bir yakınlıkları, bir bağları, bir ilişkileri yoktur. Bu manada herkes sosyal medyada yazdığına dikkat etsin. Efendim düşüncesine dikkat etsin. Neyi eleştirecek, neyi savunacak bunlara dikkat etsin. Ve ben sosyal medyada bunu en son günler yazdım. İstiaze ile istihazenin farkını bilmeyen, istiaze ile istihazenin farkını bilmeyen, istibra nedir bunu bilmeyen ama içi boş davul gibi sesleri gür çıkanlar var. Bunlar sosyal medyada 5-10 kişiyi geçmezler. Davulun içi boştur değil mi Eray kardeşim? Vurdukça sesi gür çıkar ama içi boştur. Cahil de böyledir. Cahilin sesi gür çıkar. Aslan kesilir. Bakın. Aslan kestir. Kendi mahallesinde, kendi bölgesinde, kendi sokağında, efendim klavyesinin başında asar, keser, tutar, Ehl-i Sünnet'e hakaretler eder. Dolayısıyla diyoruz ki bu konuda gençlerimiz teyakkuzda olsun. Herkes neyi eleştirecek, neyi savunacak ona göre tartılı, ölçülü eleştirsin, savunsun. İçi boş davul gibi olmasın. İstiaze ile istihazenin farkını bilmeyip, istibranın ne olduğunu bilmeyenler de mürekkep yalayan insanlara teklif tayin etmesin. Birileri kalkıp hocalara görev ve vazife tayin etmesin. Sen niye bunu yapmıyorsun? Sen niye şunu yapmıyorsun? Adam yıllarını vermiş bu mektebe, bu eğitime. Senden akıl almak için, senden vazife almak için, senden görev almak için mi bu kadar zahmeti çekmiş? Dolayısıyla kimse bu manada ilim adamlarına da teklif ve vazife göstermesinler. Senin görevindir ki ilim adamının gösterdiği yönde hareket etmek. Bu senin görevindir. Ama bir ilim adamı senin gösterdiğin yönde hareket ediyorsa o ilim adamı da ilim adamlığını bitirmiştir demek. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. İftar duasını... Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme leke sumuna ve ala rızgıke efterna ve aleyke tevekkelena. Ya vasi el mağfireti ighfir lana ve teqabbel minna siyamena inneke
Entes-Semi'ul Alim. Allah hepinizden kabul etsin. Amin inşallah. Değerli canlar, Bakü için ezan vakti. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ezanla baş başayız. Allahu Ekber Allah.